Bugün sıra Nas Suresi'nde. Necdet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Ömer sıra Bey. Nas Suresi'ne geldi. İnşallah. Ee, biz formatımız gereği önce surenin isminin niçin öyle konduğu sorusuyla başlıyoruz. Hı. Nas Suresi'ne hocam e, içinde geçtiği kelimeden dolayı bu isim verilmiş. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Nas suresi de ismini ilk ayette geçen Estağfirullah billahi kul nas ayetindeki nas kelimesinden alıyor. Eyvallah. 6 ayetten müteşekkildir malumunuz. altı ayeti kerimeden ibaret. Ve hepsinin sonu sin harfiyle bitiyor ki e, ilginçtir. 11 tane sure. Sure Kur'an-ı Kerim'de sadece 11 tane sure vardır ki Bunların hepsinin fasıla yapısı aynı hafiflerden oluşur ki istisnaidir. Bu da onlardan bir tanesidir. Bir tanesi. Baştan sona altı ayetin sonu da sin harfiyle noktalanır. <laughs> evet. Şimdi bakın birinci sureyi bir önceki programda ele aldığımızda orada felakın Rabbine sığınmamız Rabbimiz tarafından bize tavsiye ediliyordu. Yani daha çok evrensel boyutlu bir e, sığınma söz konusuydu. Yani şerrinden sığınılanlar evet. daha çok evrensel bir e, hacim kaplıyordu. Burada, Burada ise... insanların Hı -hı. E, özeline bir indirgenme söz konusu. Bütün varlıklar değil. Bütün, bütün varlıklar değil, değil de sıf insanlar. Insan. Çünkü insanın şerri de yani acayip durum İnsan insan değil mi? geçmemek lazım. Nas evet. bu arada sevgili seyircilerimize evet. hatırlatalım İnsan kelimesinin değil mi hocam? Evet, Çoğuludur. Çoğulu insanlar demektir. Nas. Demektir. Lafzen müfrettir ama manen cemidir. cemidir. Yani lafız olarak tekildir ama mana itibariyle çoğuldur. Evet. Ordu gibi değil mi? Ordu acaba? gibi ordu iyi gibi dediniz. Gibi. Evet. evet ordu kelime e, şeydir ama müfrettir ama manası evet. çoğuldur. Askerlerden oluşuyor çünkü. Kul peygamberim söyle Euzu ben sığınıyorum sığınırım. Kime? Kime? Bir Rabbin naz insanların Rabbine sığınıyorum. Şimdi bu çok ilginçtir. Eee bu üç ayetin manasını verelim Ömer Bey. Burada bir şeye Aralarında değineceğim da inşallah. Buyurun evet. Hocam. Orada bir belagat nüktesi var ona değineceğim. İnsanların Rabbin'e sığınırım. Daha Melikin evet. Nas, insanların hükümranına, insanların hükümdarına sığınırım. Evet. İlahin Nas, insanların ilahına sığınırım. Bizim belagat ilminde terakki dediğimiz bir sanat var Ömer Bey. Terakki demek. Yükselme, peyder pey yükselme ki genelden özele doğru evet. e, bir özelleşme söz konusu. Yani her gelen bir öncekine göre daha bir ekstra anlam ifade eder ve daha bir parlaktır, daha bir ön plana çıkar. Evet hocam. Daha bir ekstremlik oluşturur. Şimdi bakın, e, a'uzu bi rabbin nas" De ki insanların Rabbine sığınırım. Evet. Şimdi Rab kelimesi malumunuz önceki programımızda daha önceki programlarımızda Konuştuk. değil mi Fatiha-i evet. Şerife'de ele almıştık. Rab neydi? Terbiye eden, evet. yöneten, mürebbi Hı. değil mi? Hı. Aynı zamanda muallim, hoca, öğretmen evet. anlamına da geliyordu. İşte dolayısıyla Rab kelimesi eğiten, öğreten muallim anlamında yani insanların kahir ekseriyeti hı hı. bu sıfatı bu vasfı taşıyabilir Ömer hı hı. Bey. Şimdi bakın terakki sanatına bakın. İkinci kelimede bu biraz daha özgünleşecek. Melik-i Melikinnas insanların kralına evet. insanların hükümdarına sığınır. Ha şimdi herkes hükümdar olamıyor. Tabii. Herkes kral olamaz. Bakın eliye eliye gidiyor Kur'an. Burada biraz daha özgünleşti. Genelden başladı. Genelden başladı değil mi? Eliye eliye gidiyor i̇şte terakki denmesi hocamız öyle derdi Allah selamet versin. Hatta eliyle şöyle işaret ederdi. Kul e'ûzu bi rabbin nas, melikin nas, nas. Bir dağın eteğinden zirvesine doğru, doruk noktasına doğru bir tırmanma söz konusu ve gitgide eliyor. İnsanların Rabbine, pedagoguna, öğretmenine, muallimine sığınırım maddi ve manevi. Evet. Ha şimdi herkesde az çok bu sıfat vardır. Ha orada bırakmadım... melikin nas. insanların hükümdarına, padişahına sığınırım. Evet. Herkes padişah olamaz, her herkes kral olamaz. Ne yaptı onu biraz daha özele taşıtan? Evet. Orada da bırakmadı ilahinnas. Da İnsanların diyorsun. yegane tek ilahına sığınır. Evet. Bitti. Bütün kralları da eledi. Çünkü hiçbir kral ilah olamaz. O sadece Rabbimizin şanıdır elhamdülillah. elhamdülillah. Onun karıdır. Onun e, mahiyetidir. Onun hakikatidir elhamdülillah. Ki bunların esprisini Ömer Bey niye böyle geldi? Rab, melik, İlah. Evet. Beydavi diyor ki bu üç tane Rabbimizin isminde kulun farklı farklı tecellilere mazhariyeti söz konusudur. Nedir Nasıl? hocam onlar? Rabbe diyor kul bakar diyor aynen böyle. Orada görür ki diyor bu evreni sevk ve idare eden biri var. Bu evrenin bütün bireylerini besliyor, rızkını veriyor, canlı cansız bütün varlıkları yönetiyor, çekip çeviriyor. Beni de besliyor, benim de rızkımı veriyor. Beni de eğitiyor. Evet. Bana envai türlü nimetlerini veriyor. Burada ne oluyor? Kul cool diyor bakar ve Rab ismi şerifinin manasına birazcık orada ne olur? Mazhar olur. Bakar ki bu kainatın Rabbi benim de Rabbim. Kainata bezlettiği varlıkları, nimetleri bana da bezletmiş. Şimdi bakar der ki ya bunca nimete güç yetirmek için sonsuz tasarruf hakkı olması lazım o varlığın. İşte melikin nas devreye giriyor. Evet. İnsanların hükümdarı. Yani bu kadar nimeti veren Allah, bu kadar gücü bize seferber eden, bu kadar kainatı bizim emrimize veren, bu nimetlerle bizi doyuran, besleyen ve bizi eğiten Allah her şeye gücü yeten olması lazım ki bunları yapsın. Evet. Sonsuz tasarruf yetkisi olmalı. İşte o nedir? Meliktir. Evet. İnsanların melikine insanların hükümdarına sığınırım diye. Evet. O zaman der ki benim bir melikim var. Benim bir kralım var. Krallar kralı, evet. hükümdarlar hükümdarı ki bütün bunlara gücü yetiyor. Orada da durmaz ilahin naz Bu sefer der ki asıl varacağı zirveye var mi? Aynen. Bu öyle bir melik olmalı ki bunun tasarrufları en nihai bir noktada sonsuzluğa kavuşmalı. Eşi ve menendi olmamalı. İkinci bir kral olmamalı. Evet. Öyle bir melik ki ilahin naz, insanların ilahı. Evet. Tek, bütün güçler, bütün yetkiler, bütün otorite, evet. bütün kuvvet onda toplanıyor. Evet. Güçlerin, otoritelerin, kuvvetlerin yegane temsilcisi. İnsanların ilahına sığınırım diye. Evet. Ve burada beyda ilginç bir yorumda bulunuyor Ömer Bey, aziz meslektaşım diyor ki, Öyle belalar vardır ki, öyle musibetler vardır ki, evet. daha dun mertebededir. Daha böyle etkisi tolere edilebilir, az. Evet. etkisi az belalar musibetler vardır ki, Rab sizi onlardan kurtarır. Rab sıfatına sığınarak onlardan azade azade olabilirsiniz. Bazen bu belalar, bu musibetler sığınması gereken bu bela merkezleri evet. bazen öyle yoğunlaşır ki Tabiri caizse orada Rab, pedagog yetmeyebilir. Hı hı. O zaman melik devreye girer. Daha özel bir Tabii, varlığa sığınmak daha gerekir, özel, daha mi? güçlü bir varlığa sığınmak lazım. O da meliktir. Bütün insanların hükümdarı. Bazen bu belalar öyle bir pik yapar ki, bu musibetler, bu kazalar, bu fitneler, bu afetler öylesine yoğunlaşır ki, tabir caizse orada melik de sizi kurtaramaz. Sizin ilaha ihtiyacınız olur. Evet. İlahin nas orada devreye girer ve sizi bütün o belalardan, musibetlerden kurtarır. Allah'ımız bizim hem Rabbimiz, hem Melikimiz, hem İlahımız. Evet. Her safhada, her aşamada belaların, musibetlerin, sıkıntıların hepsinin üstesinden gelecek, evet. bizi onlardan koruyacak bir Rabbimiz bir melekimiz, bir ilahımız, bir sultanımız var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Niye diyor alimler buradan nas tekrar etti? Ömer Bey şimdi bu da evet. var. Mesela şöyle gelmeliydi. Kul euzü bi nas melikihim ilahihim. Yani zamir gönderebilirdik. Değil mi, değil mi? Tabii. Zamirini, zamirini Rabbim getirebilirdi. De ki insanların Rabbine, Onları onların yani. melikine, onların ilahına sığınırım. İnsanları niye Rabbim tekrar etti? Mahlukat içerisinde insanoğlunun seçkinliğine bir işaret olsun diye. Evet. Yani insanın burada seçkinliği söz konusu. Neyin şerrinden sığınırım? Evet. İnsanların Rabbine, hüküm eee e, efendisine, muallimine, melikine, hükümdarına ve ilahına min şerril vesvasil hannas. Bakın ömer bey bu çok önemli. Evet. Vesvas ve hannas olan şeytanın şerrinde. Şimdi burada da maslar getirdi Rabbim ki vesvas adeta dedi. şeytanın kendisi bizatihi vesveseden ibaret. Hı hı. Yani varsa yoksa onun işi insanların kalbine vesvese vermektir. Hı hı. El hannasına bu önemli. Hannas, hannese kökünden gelir ki gizlenen, pusuya yatan demektir. Şimdi burada da hannas şeytanın en tipik, en kar karakteristik özelliği pusuya yatan. Evet. sinsi anlamında nasıl alimlerimiz diyorlar ki kul Rabbini zikrettiği sürece şeytan ona yanaşamaz ama evet. vazgeçmez de diyor hı hı. onu böyle tabir caizse bir kaplanın bir sırtlanın avını kolladığı gibi pusudan kollar hı hı. der demez ben bunu gaflete düşüreceğim hı hı. bu tora düşecek ama hı hı. ne zaman kul diyor Rabbini zikrettiği sürece geri durur hı hı. İşte o geri durma olayı hannas onu şey yapıyor pusuda yatıyor ne zaman ki diyor kul Rabbini zikirden gafil olursa hı hı. tamamen dünyaya dalarsa hı hı. bir sineğin pekmeze dalmasına ben bunu benzetirim. Hı hı. Senin cirminle ne ya yani gel sen şu pekmezin değil mi tabağın kenarına konsan o minnacık hortumunla doyacaksın. Geliyor tam pekmezin balın ortasına pike yapıyor hayvancağız. Bu sefer yapış yapış oluyor ve bunu hayatıyla ödüyor. ödüyor. İnsanların at gözlülüğü buna benzer. Tamamen ehli dünya olmuş. Evet. Kendini tamamen dünyaya verip Rabbinden soyutlandığında hı hı. artık Rabbini hiç hatırlamıyor. O kadar ki dünyaya dalmış. Hı. İşte orada ne yapar diyor. Hemen avının üstüne zıplayan bir canavar gibi diyor ona gelir. Musallat olur ve vesvese vermeye başlar. Hı. Şimdi diyor Beydami nasıl ki vehim aklı zora sokar onu şüpheye duçar eder. İşte diyor şeytan da ne yapar? Kul Allah'ını, halik'ini zikretmekten gafil olduğunda evet. hemen üzerine abanır, ona vesveseleri peş peşe yağdırmaya başlar. ...min şerril vesvasil hannas. O Arap vesvese veren, hatta vesvesenin kendisi olan evet. ve pusuya yatıp orada Allah'ın kulunu bekleyen onu efendim faka bastırmak için onun gaflet anını yakalayıp ona vesveselerini, şüphelerini yağdırıp onu bir huzur etmek için pusuda bekleyen o sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbine, Melikine ve İlahına sığınırım diye. Evet. Ellezi öyle bir şeytan ki bu öyle bir Müvesbis ve hannas ki, yüvesbisü fi sudûrin nâz. İnsanların göğüslerine, sinelerine vesvese verir. Evet. Yani kalplerine vesvese verir. İçlerine bir İçlerine vesvese, vesvese atar veriyor. değil mi? Ömer Bey malum şeytanlarda böyle bir güç var, böyle bir kuvvet var. Şerrinden Rabbim cümlemizi <laughs> muhafaza buyursun. Müslümanlar Çünkü olarak bizler hocam evet. abdestli gezmeye gayret ederiz değil evet. mi? Hı -hı. Şeytanın vesvesesinden de bizi değil korur mi? Değil mi? ve bizi kötülük yapma gibi bir istidat oluştuğunda hı hı. buna karar vermekten bunu yapmaktan da engeller. Evet. Bu şeytanın vesvesesinden hı. de demek ki kurtulmanın Kesinlikle. bir yöntemidir aynen. değil mi? Aynen Ömer. Bey. Aynen, aynen güzel sevgili isabet ettiniz. Sevgili seyircilerimiz ediniz. bunu Allah adet haline olsun. getirirler. Elhamdülillah e, Anadolu'da tabi. bizim insanlarımız. Tabii. E, sevgili seyircilerimiz bilir. Ee, insanlar, özellikle yaşlılarımız hı hı. E, geceleyin dahi kalkıp abdest bozma ihtiyacı hissettiklerinde hı hı. bu işlerini gördükten sonra hı. yeniden uyumadan önce abdest alır ve yeniden ya, yatarlar. Silahlanıyor adeta. Bu nedir? Değil mi? Bu işte bir tedbirdir. Tedbirdir. Ee, aynen. Ola ki e hak vaki olursa ya abdesti değil mi abdesti değil mi? gitmek Huzur gibi bir, bir gidiyor. Ne Evet böyle bir hedef de vardır. Bu şeytanın işte vesvas olmasından falan evet. olmasından da evet. insanı koruyan bir, bir şey şekilde oluyor, değil mi koruyor hocam? elhamdülillah. Şeytan işi hocam evet. o zaman vesvese vermek kesinlikle. mi? Yani kesinlikle. Kötülüğü insan kendisi yapıyor değil mi? Hocam? Evet. Aynen. Kötülüğü insan aynen. kendisi yapıyor aynen. ancak bunu ortaya evet. çıkaran vesveseyi evet, şeytan, şeytan ne yapıyor insana? Evet. Veriyor. Şeytan olmasın işte nefis vesvese vermesin. İyi de bu sınıfı nasıl geçeceğiz değil mi? Bir imtihan evet. olacak ki Veya sonunda. biz bu mükafatı nasıl hak edeceğiz? <laughs> nasıl değil hak edeceğiz? Değil mi? Yarın Aynen. Yarın kıyamette değil mi? cennetle müşerref olduğumuzda bunu hak etmişler Tabii. oraya girmek. Zaten ayette güzel. var ya Ömer Bey, Kulü veşrebu heni en yeyiniz içiniz ey kullarım, afiyetler, afiyetler olsun, olsun size cennette Rabbim buyuracak. Rabbim seyircilerimizi, cümlemizi İnşallah. o gruptan fırkaynaci eden eylesin. neye bedel bima eslebtum fil ayamil khaliye o dünyada geçirdiğiniz o sıkıntılı günlere bedel bu vesvese veren evet. kimden iki grup mevla bize burada veriyor onun da iki manası var seyircilerimiz o surayatı sunarım inşallah ömer bey minel cinneti ven nas bu vesvese veren gruplar kim kimler insanlara vesvese verir insanların gönül dünyasını böyle efendim alabora eder cinler, cin taifesi ve insan taifesi. İnsanların da şeytanları vardır. Evet. Onlardan Cenab-ı Hakk'a sığınmak Allah lazım Allah malumunuz. Allah Dolayısıyla bazı insan vardır ki yani e, Cinle rahmet okudur ya Allah... Daha tehlikeli sen değil Sen ne mi diyorsun hocam? yani şeytanlar, cinler onun yanından geçerken salavat okur yani. Evet. O kadar gerçekten onların şirretleri vardır. Evet. Gelir sana bak moral verecek yerde, teselli edecek yerde... Hı -hı. ...iyice seni zıvanadan çıkarır. Envai var. türlü nabece ifadeler kullanır. Hafif işte nezle olmuş, grip olmuş Hı -hı. işte burnu akan bir insana... Siz yaklaşırken eyvah ya hasta olmuşsun bu ne hal? Ha, ya Efendim, sen bitmişsin, e, bitmişsin ya eyvah sen ne oldu sana ne yani oldu? Yani var, yatman lazım var. başka türlü sen geçmiş Sen dağ gibi adın filan ne olmuş? Ya bu denir Çörpütüp mi ya? Kör edersiniz. Adam da. iyice gider Allah korusun. Evet. Onun için derler insan insanın hem rahmanıdır hem şeytanıdır. Allah Değil mi? Bizim Allah Anadolu'da güzel deyişlerimiz vardır eskilerin. Şimdi öyle insan vardır Kömer Bey. Gerçekten cinlere şeytanlara taş çıkarır yav. Evet. Dolayısıyla... Rabbim burada vesvese veren grubu da bize bildiriyor. iki hı hı. sınıftır bunlar. İkisine karşı da uyanık olmamız İkisine gerekiyor. İkisine karşı da Sadece cinlere değil. Dediğimiz evet. gibi evet insanlara karşı da böyle art niyetli insanlar vardır. Belki mahsus yapıyor. Hı hı. Adamı iyice çökertiyor yani. Hı hı. Allah korusun. Ama mutlaka aynen. karşımızdakinin etkilendiğini hesaba katar. Aynen. tecahül arif yapacaksın aynen yerine. Gel. Öyle. O iyisin. Hüseyin maşallah iyisin. Ali'ciğim o iyi, iyi gördüm sen Allah'a şükür ya. Evet. Bir şeyler duydum ama yok şükürler olsun. Evet. Seni çok güzel görün. İnşallah atlatacaksın. Evet. Bunu atlatacaksın. gene aramıza karışacaksın. Evet. Hatta bir, Allah birkaç gün sonra yine. yeniden geleceğim. Ha. inşallah işte ha. ilaçlarını kullan ha. şunları ha. Değil mi? E, uygulamaya seni daha devam daha iyi et. Seni göreceğim. Ona Hı. göre bak. Aa canımı sıkma. Öbür sen falan. bize lazımsın filan. Evet. Böyle moral verici şey. Dediğiniz gibi gel. Öbür eyvah eyvah. Sana ne oldu böyle? Ana hele şunun haline bak. Hele valla hele, hele bunun gel bu adamı böyle iyice, dersiniz, de, ha, evet. sağ adamı hasta eder ya. Böyle Allah şey mahkez. olur mu yani Allah korusun. Bunu insanlar da yapıyor, cinler de yapıyor evet, evet, evet. değil mi hocam? Evet, evet, yani Bunların da Rabbim, şerrinden bir Şerrinden Rabbimiz evet dağlanın. insanların Rabbine, hükümdarına ve ilahına sığınırım diye. Böylece sureyi ne yapıyoruz? Evet. Bitiriyoruz evet, değil mi Ömer Bey? Hı -hı, hocam İnşallah. ağzınıza sağlık. Çok Sizinle teşekkür sağ olun, ederiz. Siz